Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 21 Mayıs 2020 Perşembe, dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye'de koronavirüs tablosu tedbirler doğrultusunda günden güne iyiye gidiyor. Günlük vaka sayısı 1000'in altına düştü. Virüsün bulaşma hızı da yarı yarıya azaldı. 0,72'ye indi. Bunlar son derece önemli gelişmeler, ayrıntıları birazdan aktaracağız. Koronavirüs önlemleri kapsamında ulaşımda yeni bir dönem başlıyor. Hayat eve sığar HES koduyla seyahatte en üst düzeyde güvenlik sağlanacak. Uygulamanın ayrıntılarını bize muhabir arkadaşımız Ahmet Yılmaz aktaracak birazdan. Sevgili seyirciler, Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı, bu bayram camilerde bayram namazı kılınmayacak. Camilerde cemaatle ibadet 29 Mayıs'ta başlayacak. Ramazan bayramı sonrası ilk cuma namazı cemaatle kılınacak. Bir süre sadece öğle ve ikindi namazları cemaatle kılınabilecek, ayrıntıları birazdan aktaracağız. Önemli bir açılış var bugün İstanbul'da. Avrupa'nın en fazla yoğun bakım yatağına sahip sağlık kuruluşu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe video konferansla yapacak açılışı, ayrıntıları TRT Cumhurbaşkanlığı muhabiri Ali Artmaz'dan alacağız. Türkiye'de güzel gelişmeler oluyor ancak dünyanın geneli için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Dünya Sağlık Örgütü sevgili seyirciler, dünya genelinde son 24 saatte 106 bin yeni tip koronavirüs vakası bildirildiğini belirtti. Salgın başladığından bu yana bir günde görülen en yüksek rakam, bu salgında gideceğimiz daha uzun bir yol var dedi. Salgının yeni merkezi Güney Amerika'da can kaybı sürekli artıyor. Ayrıntıları birazdan aktaracağız. Salgını kontrol altına alan Avrupa'da artık normalleşme ve ekonomi gündemde. Avrupa Birliği Komisyonu 1 trilyon avronun üzerinde bir kurtarma fonu hazırlığında, ayrıntıları aktaracağız birazdan. İtalya'dan Anadolu Ajansı Roma muhabiri Barış Seçkin yayın konuğumuz olacak. İtalya'daki normalleşme adımlarını ve ekonomiyi konuşacağız onunla. Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle ibadete ara verilen bazı camilerde yılın ilk teravih namazı dün kılındı. Almanya'daki son durumu da bize TRT Berlin temsilcisi İlhan Atasoy aktaracak. Bakü, Taşkent ve Nur Sultan bugün diğer canlı yayın duraklarımız olacak. Salgınla ilgili son bilgileri muhabir arkadaşlarımızdan alacağız. Haber turuyla başlayalım. Ardından detaylarla karşınızdayım. Dünya genelinde koronavirüs bulaşanların sayısı 5 milyon 85 bini buldu. Tedavi olanların sayısı ise 2 milyonu geçti. 330 bin kişi de salgında can verdi. Virüs ise yönünü Güney Amerika'ya çevirdi. Brezilya'da can kaybı sürekli artıyor. Avrupa'da koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 812 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 838 bini aştı. Kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 165 bini geçti. Avrupa Birliği Komisyonu 1 trilyon avronun üzerinde bir kurtarma fonu kurulmasını teklif edecek. İsveç'te can kayıplarının yarıya yakınının huzurevi sakin olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, G7 zirvesine ABD'de yüz yüze yapabiliriz. Bu normalleşmeyi gösteren muhteşem bir işaret olur dedi. Ülkede iyileşenlerin sayısı 294 bini geçti. Vaka sayısı 1 milyon 548 bini, can kaybı ise 93 bini geçti. Türkiye'de koronavirüsten iyileşen sayısı her geçen gün artıyor, vaka sayısı da düşüyor. 1092 hasta daha sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 113.987 oldu. Son 24 saatte ise 23 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ramazan bayramında tedbirlere uyma çağrısı yaptı. Bakan Koca, "Bu bayramı eski bayramlar gibi kutlarsak hastalığın tırmanışa geçtiği günlere geri dönebiliriz." dedi. Salgının yayılma hızının da düşüne dikkat çeken Sağlık Bakanı, önümüzdeki günlerde test sayısının daha da artacağını ifade etti. Venezuela, koronavirüs salgınıyla başa çıkabilmek için İngiltere'de dondurulan altın rezervinin serbest bırakılması yönünde harekete geçti. İngiltere aleyhinde dava açtı. Filistin, Mahmud Abbas'ın tüm anlaşmaları feshettik açıklamasını uygulamaya geçiriyor. Filistin Başbakanı Muhammed İşdiye, kabineden ABD ve İsrail'e yapılan anlaşmaların feshinin uygulanmaya başlanmasını istedi. Birçok ülke ve uluslararası kuruluş da İsrail'in ilhak planına tepkili. Irak'ta öldürülen DH elebaşı Bağdadi'nin yerine geçeceği düşünülen isimlerden Abdülnasır Kardeş yakalandı.
Libya'da darbeci Hafter işgal ettiği bölgeleri tek tek kaybediyor. Hafter güçleri Trablus'un güneyindeki cephelerden 3 kilometre çekildi. Libya ordusu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter milislerine temin ettiği 5 Rus hava savunma sistemini daha imha etti. Böylece son 72 saatte imha edilen Rus yapımı hava savunma sistemlerinin sayısı 8'e çıkmış oldu. Almanya'da ırkçılıkla mücadelede önemli bir adım atıldı. Mart ayında oluşturulan Irkçılıkla Mücadele Komisyonu ilk toplantısını Başbakan Merkel başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda Ekim ayına kadar ırkçılıkla mücadele için eylem planının oluşturulması kararı alındı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da ırkçıların Türk bayrağına yaptığı saygısızlık büyük tepkiye yol açtı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 100 yıl önce Atatürk'ün yere serilen Yunan bayrağını çiğnetmediğini hatırlattı. Irkçı kafalar hala gereken dersi almamış dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamayla hadsiz provokasyonu kınadı. Dünden bu yana gelişmeler böyleydi. Detaylarına bakacağız şimdi birlikte. Koronavirüsten iyileşen sayısı Türkiye'de her geçen gün artıyor. Vaka sayısı da düşüyor sevgili seyirciler. 1092 hasta daha sağlığına kavuştu ülkemizde. Toplam iyileşen hasta sayısı 113.987 oldu. Son 24 saatte 23 kişi maalesef koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısının 1000'in altına düştüğünü söyledi. Bakan Koca virüsle artık şartları değiştirerek daha özgür mücadele edeceğiz dedi. İyileşen hasta sayısı artıyor, vaka sayısı azalıyor. Koronavirüs tablosu tedbirler doğrultusunda günden güne iyiye gidiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadelede son durumu paylaştı. 1092 hasta daha koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 113.987'ye ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısının 1000'in altına düştüğünü söyledi. Son 24 saatte 20.838 kişiye daha test yapıldı, 972 yeni tanı kondu. Toplam vaka sayısı 152.587 oldu. Toplam test sayısı 1.696.355'e yükseldi. Son 24 saatte 23 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Can kaybı 4.222 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 877 olarak açıklandı. 445 kişinin de tedavisi solunum cihazına bağlı şekilde sürüyor. Sağlık Bakanı Koca virüste artık şartları değiştirerek daha özgür mücadele edileceğini söyledi. Tedbir vurgusunu yineleyen Sağlık Bakanı, yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir, koşulu, maske artı 1,5 metre sosyal mesafe dedi. Sayısının 1000'in altına düşmesi son derece önemliydi. Türkiye'de virüsün bulaşıcılık hızı da giderek yavaşlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ramazan bayramında tedbirlere uyma çağrısı yaptı. Bakan Koca bu bayramı eski bayramlar gibi kutlarsak hastalığın tırmanışa geçtiği günlere geri dönebiliriz dedi. Salgının yayılma hızının da düştüğüne dikkat çekti Sağlık Bakanı Koca. Önümüzdeki günlerde test sayısının daha da artacağını ifade etti. Bu bayramı eski bayramlar gibi kutlarsak hastalığın tırmanışa geçtiği günlere dönebiliriz. Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaklaşan Ramazan bayramı öncesi uyardı. Virüsün Türkiye'deki bulaşıcılık hızının giderek azaldığına dikkat çekti. Bir virüs taşıyıcısının virüsü kaç kişiye bulaştırdığını ölçen R0 değeri 1'in altına indi. R değeri olarak söylediğimizde bu oranın 0.72 olduğunu söyleyebilirim. Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısındaydı. Çalışma ortamı açısından risk taşıyan iş yerlerine yönelik rehber hazırlandığını söyledi. Rehberde uyulması gereken kurallar yer alıyor. O iş yerlerinin kurallara uyup uymadığını vatandaşlar da denetleyecek. Hayat eve sığar uygulaması üzerinden iş yerlerine puan verilebilecek. Test kriterleri de değişiyor. Organize sanayi bölgelerinde 50 bin kişiye test yapıldı. Pozitif çıkma oranı 3.5 oldu. Önümüzdeki günlerde test sayısı daha da artırılacak. Yurt dışından gelen yolculara da testin yapılması şeklinde bir çalışmamız var.
gümrük kapıları, sınır kapıları dahil olmak üzere. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bu test sayılarını semptom veren kişilerde yapan değil, belli bölgelerde herkese yapılması şeklinde bir algoritmaya dönmüş oluyor. İlk canlı yayın noktamız İstanbul. Oraya gideceğiz. Şimdi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışa hazır. Hemen o noktaya dönelim. Muhabir arkadaşımız Ali Artmaz karşımızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe yapacak açılışı birazdan. Önemli dedik açılış çünkü Avrupa'nın en fazla yoğun bakım yatağına sahip hastanesi olacak. Detayları senden alalım. Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle son iki aydır bu tür açılışları video konferans yöntemiyle yapıyordu. Bugün ise bizzat kendisi buraya geldi ve açılışı yapacak. Yaklaşık bir saat önce geldi. Kısa bir havadan incelemede bulunduktan sonra hastanenin içerisine girdi ve hastanede yine başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve hastane yöneticilerinden bilgi aldı. Artık birkaç dakika içerisinde de bu açılışın yapılmasını bekliyoruz. Uluslararası bir yönü var. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Japon Başbakanı Abe de eşlik edecek video konferans yöntemiyle. Biraz da hastane hakkında bilgi verelim isterseniz. Hastane özellikle 1 milyon metrekarelik kapalı alana sahip, belki de Avrupa'nın ve dünyanın en büyük hastanelerinden, komplekslerinden biri. 725 poliklinik bulunacak. 4 acil servisi var. Farklı türde erişkin, çocuk, travma, kadın bölümleri ve 7000 acil hastaya müdahale etme şansı var. Hastanenin günlük tabii ki ayakta da hasta kabul olacak. Bu da yaklaşık 35 bin hastaya hizmet verecek günlük. Oldukça önemli rakamlar. 107 branşta dile kolay. 107 branşta bu hastaneden hizmet alabilecek vatandaşlar. Yine önemli noktalardan biri 2682 yatak kapasitesi var. Söylemiştik 456'sı yoğun demiştik. Avrupa'daki en büyük yoğun bakım ünitesinin olduğu hastane olacak. Yine 3 helikopter pisti var. Acil durumdaki hastaların bu hastaneye getirilip tedavi görmesi için o helikopterler de hazır bulundurulacak. 10 bloktan oluşan ve bir anlamda Türkiye'nin sağlık alanındaki dönüşümündeki yüz akı projelerden biri olacak. Son olarak isminden de bahsedelim. Çam ve Sakura isimleri seçildi. Çünkü Türk ve Japon geleneğinin iki önemli ağacı bunlar. Türk-Japon işbirliğini simgelemesi adına Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ismi konuldu. Biz de artık yavaş yavaş o açılışın yapılması için hazırlıkların tamamlanmasını bekliyoruz. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada hastanede yer alacak, hem de yine Japon Başbakanı Abe'de video konferans yöntemiyle bu hastane açılışına katılacak diyeyim. Sözü size bırakalım. Evet Ali Artmaz, sen de altını çizdin. Türkiye özellikle salgın döneminde sağlık altyapısıyla dünyada öne çıkmıştı. İşte bugün açılacak hastanede Türkiye'nin bu alandaki gücüne güç katacak diyelim. Aldık ayrıntıları Ali Artmaz'dan, İstanbul'dan. Sevgili seyirciler, şimdi Ankara'da bizi muhabir arkadaşımız Ahmet Yılmaz bekliyor. Onunla konuşacağız. Koronavirüs önlemleri kapsamında ulaşımda yeni bir döneme geçiliyor artık. HES, Hayat Eve Sığar uygulaması kapsamında. Bakalım o uygulamanın ayrıntıları nelermiş, onunla konuşalım. Ahmet Yılmaz, şimdi salgın sonrası hep yeni normali konuşuyoruz. Hayatımızda çok şey değişecek dedik. Artık seyahatlerde de bir takım yeni tedbirler gündemde olacak. Neler olacak bu HES uygulamasının kapsamı ne, senden alalım detayları. Kontrollü sosyal hayat döneminde artık yeni uygulamaların da hayata geçirildiğini söyleyebiliriz. Bu kapsamda şehirler arası yolculuklarda yeni bir dönem başlıyor. Seyahatlerde artık hayat eve sığar, yani HES kodu şartı aranacak. Bu kodu olmayanlar yolculuk yapamayacak. Bu kod üzerinden kişilerin sağlık durumları kontrol edilecek ve bu sayede de tüm yolculuklarda yolcuların güvenli bir şekilde yerlerine, güvenli bir şekilde yol
yolculuk yapmaları sağlanacak. Bu uygulamanın hayata geçtiğini söyleyebiliriz. HES kodları şu anda uygulamalar üzerinden alınabiliyor. Peki hangi yollardan alınıyor? Onlardan da bahsedelim. İlk olarak Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sağır Mobil uygulaması üzerinden bu HES kodları alınabiliyor. Bu uygulamaya girildiğinde ana sayfasında bu uygulamanın HES kodu işlemleri adı altında bir bölüm bulunuyor. Bu bölüme girildiğinde HES kodları kişiye özel olarak kolaylıkla oluşturulabiliyor. Her kişi de kendi adına birden fazla HES kodu oluşturabilecek ve bu HES kodlarını hangi kurumlarla paylaştığını da yine bu mobil uygulama üzerinden görebilecek. İsterlerse bu HES kodlarını iptal edebilecekler ya da yetkileri kaldırabilecekler. Diğer bir yol da kısa mesaj yolu. Kişiler kısa mesaj yoluyla da bu kodu alabilecek. Bunun için de cep telefonları üzerinden HES yazıp birer boşluk bırakarak TC kimlik numarası, kimlik seri numarasının son 4 tanesi ve paylaşım süresinin gün sayısı olarak yazılması ve 20-23'e kısa mesaj olarak gönderilmesi gerekiyor. Eğer kısa mesaj yoluyla alınacak HES kodlarında paylaşım süresi belirtilmezse bu sürenin de 1 yıl ile sınırlandırılacağını söyleyelim. Bu HES kodları bilet alınırken seyahat firmalarıyla paylaşılacak ve firmalar bu HES kodları üzerinden kişilerin sağlık durumlarını kontrol edecek. Risk taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecek. Eğer risk taşıyorlarsa seyahatlerine onay verilmeyecek. Eğer yolculuktan sonra bir kişide virüs tespit edilirse de o kişinin temaslı olduğu, o yolculuk esnasında temaslı olduğu kişilerin bu uygulama sayesinde takibi yapılacak. Uygulama ilk olarak seyahatlerde hayata geçirilecek. Ardından da ilerleyen sürelerde birçok alanda bu uygulamanın hayata geçeceğini söyleyelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve kodun kullanılması hayatımızı kolaylaştıracak dedi. Bireyler risk taşıyıp taşımadığını, hasta veya temaslı olup olmadığını bu uygulama sayesinde gösterebilecek dedi. Ahmet Yılmaz'dan aldık bilgileri. Sevgili seyirciler, koronavirüs salgını sonrası hayatımızda neler değişecek? Tedbirli olmaya devam edeceğiz. Kontrollü sosyal hayat diyoruz. İşte onun bir parçası seyahatlerde alınacak önlemlerdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında sevgili seyirciler, dünya geneline bakacağız. Şimdi dünyada 5 milyonu aştı vaka sayısı. Özellikle son dönemde Güney Amerika salgının yeni merkez üssü haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nden dün bir uyarı vardı. İlk kez dünya genelinde vaka sayısı 106 bini geçti. Salgın önümüzdeki günlerde etkili olmaya devam edecek açıklaması geldi Dünya Sağlık Örgütü'nden. Koronavirüs salgını Güney Amerika'yı daha çok tehdit etmeye başladı. Güney Amerika'da salgının merkezi Brezilya'da 3500'den fazla yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 294 bini geçti. Can kaybı ise 19 binin üzerine çıktı. Salgından en çok etkilenen ülkenin en büyük kenti São Paulo'da virüsten ölenler için kazılan toplu mezarlar görüntülendi. 520 bine yakın kişinin virüse yakalandığı, 27 binin üzerinde can kaybının olduğu Güney Amerika'da diğer ülkelerde salgının kıskacında. Peru'da vaka sayısı 104 bini aştı. Can kaybı 3 bini geçti. 57 binden fazla vakanın bulunduğu Meksika'nın başkenti Meksiko'da can kaybının açıklananın 3 katı olduğu iddia edildi. İddia yolsuzluğa karşı Meksikalılar adlı grubun yayımladığı raporda yer aldı. Rusya'da vaka sayısı 308 bini buldu. Resmi açıklamalara göre 2972 can kaybı var. Hastaların yaklaşık %25'i sağlığına kavuştu. Ülkede son 5 gündür vaka sayısı 10 binin altında. İlk defa günlük iyileşen sayısı vaka artış sayısının üzerine çıktı. Salgının çıkış noktası Çin'de iki yeni vaka açıklandı. Bunlardan birinin yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te salgın nedeniyle kapatılan Mescid-i Aksa'nın Ramazan bayramının ardından ibadete açılacağı duyuruldu. Dünya Bankası salgın sebebiyle küresel ekonominin %5 küçülmesini beklediklerini duyurdu.
60 milyon kişinin yoksulluk sınırının altına inebileceği uyarısı yaptı. Avrupa'da koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 812 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 838 bini aştı. Sevgili seyirciler, kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 165 bini geçti. Avrupa Birliği Komisyonu 1 trilyon avronun üzerinde bir kurtarma fonu kurulmasını teklif edecek. İsveç'te can kayıplarının yarıya yakınının huzurevi sakini olduğu belirtildi. Avrupa hem koronavirüsle hem de ekonomik etkileriyle başa çıkmaya çabalıyor. Avrupa Birliği Komisyonu üye ülkelere destek için 1 trilyon avronun üzerinde bir kurtarma fonu hazırlığında. Salgın sürecinde birliğin bütçe ve kamu harcaması kurallarına uymayan ülkelere başlatılan disiplin sürecinin de uygulanmayacağı belirtildi. İspanya'da bugünden itibaren 6 yaş üzeri herkes sosyal mesafenin mümkün olmadığı kamusal alanlarda maske takacak. Solunum rahatsızlığı olanlar kapsam dışında. Hükümet 24 Mayıs'ta bitecek olan olağanüstü halin süresini 7 Haziran'a kadar uzatmayı planlıyor. İsveç Halk Sağlığı Kurumu BBC'ye çarpıcı bir açıklama yaptı. Ülkede hayatını kaybedenlerin yaklaşık %49'unun huzurevi sakini olduğu belirtildi. Dahası ülkedeki birçok hastane 70 yaş üzeri kişileri kabul etmiyor. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Tegel Havalimanı 2 aylığına faaliyetlerini durduruyor. Mart ayından bu yana sadece bir terminalle hizmet veren havalimanı zarar ettiği için 15 Haziran'da kapanacak. Alman Bakanlar Kurulu dış ticaret yasasında değişiklik yapılmasını onayladı. Bu yolla hükümet sağlık sektöründeki Alman şirketlerinin Avrupa Birliği dışı yatırımcılara yapacağı satışları veto etme hakkına sahip olacak. İtalya'nın Taranto şehrinde NATO Lojistik Destek Birimi virüsle mücadelede sıra dışı bir çözüm üretti. Su altında nefes almaya yarayan şnorkel maskeler 3 boyutlu yazıcılar yoluyla solunum cihazı maskesine dönüştürüldü. Danimarka'da müze, tiyatro, sinema, sanat merkezleri ve hayvanat bahçeleri açılıyor. 25 Mayıs'tan itibaren Danimarka'ya giriş için zaruri sebepler listesi genişletilecek. 27 Mayıs'tan başlayarak da lise ve denge eğitim kurumlarının açılışına izin verilecek. İtalya'ya gideceğiz şimdi. Anadolu Ajansı İtalya muhabiri, Roma muhabiri Barış Seçkin karşımızda. Onunla konuşacağız. İtalya salgının Avrupa'da ilk başladığı noktaydı. Oldukça yoğun yaşadı İtalya. İki ayı süren karantina süreçlerinden geçti. Çok sayıda can kaybı yaşandı. Ülkede vaka sayıları çok yüksekti ama nihayet artık normalleşmeyi konuşur hale geldik. Salgın İtalya'da da kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 gündür de halk sokaklarda ticari faaliyetler başladı. Hem bunu konuşalım seninle. İtalya yeni normali nasıl yaşıyor? Sokaklarda neler yaşanıyor? Halk ne durumda? Onun dışında bir de ekonomiyi konuşalım Barış Seçkin. Şimdi çokça Avrupa'da artık ekonomi konuşulmaya başladı. Biraz önce haberimize de aktardık. Avrupa Birliği 1 trilyon avroluk bir yardım paketi hazırlama hazırlığında. Bu paket Avrupa'da ekonomiyi canlandırmaya yetecek mi? İtalya'da neler konuşuluyor? Hükümetin aldığı tedbirler neler? Senden alalım izlenimlerini, detayları. Evet, iyi yayınlar. Avrupa'nın açıklamış olduğu, Avrupa Komisyonu'nun açıklamış olduğu bu 1 trilyonluk kaynak İtalya'da da tartışılıyor. İtalya'da sorgulanan şeylerden biri bunun hangi kaynaklardan nasıl finanse edileceği. Bu tabii önemli bir tartışma konusu. İtalya tabii bu 1 trilyonluk kaynaktan önce Almanya ve Fransa'nın bir 500 milyarlık bir çıkışı olmuştu kurtarma fonu için. İtalya bunu olumlu karşıladığını, bunun ilk adım olarak olumlu karşılanabileceğini belirtmişti. Dahasının da gelmesi gerektiğini ifade etmişti Başbakan Giuseppe Conte. Şimdi İtalya kendi içinde geçen hafta 55 milyar avroluk yeni bir teşvik paketi kabul etti. Bu teşvik paketiyle hem iş dünyasına, çalışanlara hem de işletmelere, sağlık sektörüne, üniversitelere ciddi bir yatırım kaynak ayırmayı planlıyor. Bununla da yeniden normale dönüşü finanse etmeyi amaçlıyor. Çünkü çok sayıda burada restoranlar, kafeler, bir sürü işletme yeniden açıldı. Ancak bunlardan gelen çok ciddi ölçüde zorluk içindeyiz. Hükümet bize yardım etmeli türden çıkışlar görüyoruz. Bu çıkışları dikkate aldığını belirtti Giuseppe Conte Başbakan. Ancak bazı yardımların henüz ulaşmaması olması sebebiyle de
yardımların ulaşmadığı kişilerden özür diledi. Açıkçası ekonomik anlamda bir diğer önemli kalem İtalya'da turizm. Tabii bu koşullar turizm sektörünü de olumsuz etkilemiş durumda. İtalyanlar turizm sektöründen %13'ünü kazanıyor gayri safi yurt içi hasılasının. Fakat bu yaz yetkililer İtalyanların iç turizme yönelmesini istiyor, iç turizme hareketlendirmesini istiyor. Açıkçası İtalya ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor. Zira IMF raporlarına da yansıdı. İtalya bu yıl %9 oranında küçülecek, daralacak ekonomisi. Artık bu yılı minimum zararla kapatmaya bakıyor İtalyanlar. Barış Seçkin, peki şimdi ekonomi zorda dedik. Sadece İtalya'da değil, Avrupa'nın genelinde ekonomik kriz kapıda gibi gözüküyor. İşsizlik artıyor, ekonomiler küçülüyor ama bu süreç aşılacak. Buna ilişkin hem Avrupa Birliği hem ülkeler kendi içinde çözüm üretmeye çalışıyorlar. Gündelik hayatta İtalyanlar uzun süre evlerde kaldı, ardından sokağa çıktılar ama şimdi ekonominin o kriz ortamıyla yüz yüze kaldılar. Neler yaşanıyor? Yani yeni normali İtalya'nın ne oldu? Biraz da bundan konuşabilir miyiz? Özellikle mesela çalışma hayatında neler değişti? Evden çalışma dünyada artık genel kabul görmüş durumda. Şirketler buna yönelmeye başladı. Buna ilişkin de gelişmeler var mı? Tabii şimdi şöyle, yeni normale dönmeye başladık ama hala ihtiyatlı bir şekilde bu geçiş süreci devam ediyor. Tam anlamıyla kademeli bir geçiş. Hemen hemen bütün şirketler evden çalışıyor diyemeyiz ya da tam tersi diyemeyiz. Şu anda yarı yarıya bölünmüş durumda. Bazı şirketler evden çalışılabilecek türde iş olanlar evden çalışmaya devam ediyor. Ancak fabrikaların, üretim tesislerinin işbaşı yaptığını biliyoruz 4 Mayıs'tan itibaren. Bunlar da gerekli sağlık koşulları, güvenlik tedbirleri alınarak işbaşı yaptılar. Kapalı ortamlarda maske takma zorunluluğu var. Özellikle toplu taşımada maske takma zorunluluğu var. Bu tarz önlemler getirildi. Önlemlerin alınmadığı yerlere ise açılış izni verilmiyor. Burada yerel makamlar bunları denetlemekle sorumlu. Açıkçası şu anda yeni normalde gündelik hayata bakacak olursak ona da biraz değinelim. İtalyanlarda bazı kesimlerin son derece ihtiyatlı ve tedbirli şekilde dışarı çıktığını gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Maske takıyorlar ama bazı kesim, özellikle de gençlerin grup halinde dolaştıklarını, maske takmadıklarını gözlemliyoruz. Zira bu konuda da Başbakan Conte'den uyarı geldi. Gençlerin sokakta çok toplu halde dolaşmamasını ya da kendi aralarında bir takım partiler yapmamaları gerektiğine dair bir uyarı da geldi. Çünkü bunun salgın eğrisini tekrar yükseltebileceği belirtiliyor. Bu ciddi bir risk. İtalya'da ikinci dalgadan endişe ediyor. Evet. İkinci dalgayla karşılaşmak istemiyor. Açıkçası İtalyanlar yeni normale alışmaya başladı. Kademeli bir şekilde normale dönülüyor. Sokaklar kalabalık, eski kalabalık günlerine geri dönmeye başladı. Tabii biliyorsunuz Roma turistik bir kent. Biz burada turistleri görmeye çok alışmıştık ama şimdi Roma'nın önemli turistik merkezlerinin hepsinde artık İtalyanlar var. İtalyanlar birazcık buranın deyim yerindeyse tadını çıkarıyor desek, turistsiz ortamın tadını çıkarıyor desek yeri. Çünkü turistlerden İtalyanların pek şehir merkezine indiğini söyleyemeyiz Roma'da. Evet. Durum bu şekilde. Evet, Barış Seçkin, çok teşekkürler aktardıkların için. İtalyanlar Roma'nın, tüm İtalya'nın tadını en azından bu senelik çıkarsınlar ama seneye inşallah durum değişir, yeniden turistle dolar diyelim. Çok teşekkürler Roma'dan aktardıkların için sevgili seyirciler. Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle ibadete ara verilen bazı camilerde yılın ilk teravih namazı kılındı. Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Merkez Camii'nde kılınan teravihe koronavirüs tedbirlerinden dolayı az sayıda Müslüman katıldı. Almanya'da bazı camilerde ilk teravih namazı kılındı. Koronavirüs sebebiyle kapalı olan camilerde bugün ilk defa teravih namazı kılındı. Köln'deki Merkez Camisi'nde ilk kılınan teravih namazında vatandaşlar buruk bir mutluluk yaşadı. Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Merkez Camii'nde kılınan namaza az sayıda kişi katıldı. Seccadesini beraberinde getirenler cami girişinde kişisel bilgilerini yazdı. Daha sonra ellerini dezenfekte ederek camiye girdi. Cami müezzini namaza başlamadan önce cemaate sosyal mesafeyi korumaları uyarısında bulundu. Aranızda boşluklar olsun. Seccade ve maskelerimizi yere silerek maskelerimizi takarak namazlarımızı kılalım. Bu
bugün çok şükür ilk teravih namazımızı kılacağız cemaat halinde. Maalesef bu sene Ramazan buruk geçti. Ama en sonunda olsa bilene bir teravih namazı kılmak nasip oldu inşallah. Temenni ederiz bundan sonra böyle bir virüsle, böyle bir musibetle bir daha karşılaşmayız. ...42 yıldan beri Almanya'da kalıyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Koronavirüs ama... ...ilk Ramazan'ın başlangıcı olmasa da... ...son Ramazanların günlerinde teravih kılmak bize mutluluk veriyor. Herkese hürmetler. Allah dünyaya acil şifalar versin diliyorum. Almanya genelinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı camilerde... ...hafta başından itibaren sabah, öğle ve ikindi namazları... ...cemaatle kılınmaya başlanmıştı. Dün itibariyle kısıtlama tamamen kalktı. Artık camilerde 5 vakit namaz kılınabiliyor. Peki önümüz bayram, bayramda bayram namazı kılınabilecek mi? Hem yurt dışında hem Türkiye'de. Türkiye'de açıklama geldi Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan. Bayramda bayram namazı camilerde kılınmayacak bu bayram. Peki şimdi Berlin'e gidelim. İlhan Atasoy karşımızda, onunla konuşacağız. Buna ilişkin Almanya'da, diğer Avrupa ülkelerinde ne tür gelişmeler var? Bayram namazında cemaat camilerde namazını kılabilecek mi? Ona ilişkin ayrıntılar alalım senden. Onun dışında Almanya'da son durum nedir, onu da soralım. Coşkun Özen, şöyle ifade edelim. Biliyorsunuz 9 Mayıs'ta o ilk karar çıktıktan sonra şöyle bir ifade vardı. Camilerde müsait olanlar açık alanlarda Ramazan bayram namazını kılabilir şeklindeydi. Dolayısıyla bu kapsama giren cami sayısının az olduğunu söyleyebiliriz. Ancak pek çok camide bayram namazının kılınabilmesi için çalışmalar sürüyor. Ancak başkent Berlin için söyleyelim. DİTİB camilerinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne yine bağlı camilerde bayram namazı kılınmayacak. Öyle bir karar alındı başkent Berlin için. Berlin eyalet yönetimiyle buradaki Müslüman toplumunun görüşmeleri sonrasında, DİTİB yönetiminin görüşmeleri sonrasında böyle bir karar çıktı. Ancak 25 Mayıs itibariyle DİTİB camilerinde Berlin'de tüm vakit namazları kılınabilecek. 5 Haziran'dan itibaren ise cuma namazları cemaatte toplu olarak kılınabilecek. Berlin'deki hassasiyet şu: bir anlamda gerçi hijyen kuralları, mesafe kuralları korunacak ama bir anlamda Ramazan'ın son günlerinde toplu olarak, ki 50 kişiden fazla bir araya gelemiyoruz biliyorsun Berlin'de. Dolayısıyla bu bir araya gelmelerde mümkün olduğunca temas sayısını azaltmak anlamında böyle bir karar alındı. Öte yandan Belçika'dan da yine benzer bir haber gelmişti. Belçika'da da bayram namazı, Ramazan bayram namazı kılınamayacak. İtalya'da da yine Ramazan sonrası camiler açılacak. Dolayısıyla baktığımızda Avrupa'daki camilerin kendi eyalet ve bölgelerdeki son durumu dikkate alarak bu yönde kararlar aldığını söyleyebiliriz. Almanya'daki vaka sayısına baktığımızda ise 8200'ü geçti can kaybı ama iyileşen hasta sayısı 158.000'i aştı. Her geçen günde artıyor Almanya'daki iyileşen hasta sayısı. Vaka sayısında baktığımızda ise mevcut hasta sayısının 11.000'lere düştüğünü söyleyebiliriz. Coşkun Özen, Almanya'daki genel tablo, bir yandan hayatın normalleşme çabaları devam ediyor ki bu hafta biliyorsun Almanya 1. ve 2. Futbol Ligi'nde 27. hafta karşılaşmaları oynanacak. Korona salgınından sonraki 2. hafta oynanacak. Almanya'da sınırların açılması, seyahat kısıtlamasının ya da seyahat uyarısının esnetilmesi gibi adımlar da devam ediyor. Bir yandan da otellerin açılmasıyla birlikte turistler de yavaş yavaş kabul edilmeye başlandı. Dün itibariyle arkadaşlarımızla görüştüğümüzde yoldaki araç trafiğinin de artık artmaya başladığını söyleyebiliriz. Almanya'da hayat daha çok normale dönmeye çalışıyor ama o normal içerisinde daha fazla önlemler, uyarılar ve insanların kendini virüsten koruma adımları devam ediyor Coşkun Özen. İlhan Atasoy, merak ettiğim bir başka konu daha var. Tabii ekonomi de önemli bir başlık. Biraz önceki haberimizde verdik. Avrupa Birliği Komisyonu 1 trilyon avroluk bir kurtarma fonu oluşturma hazırlığında. Geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron da konuşmuşlar ve 500 milyar avroluk bir paketten söz etmişlerdi. Şimdi Almanya'da da muhakkak Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi ama bu durumdan olumsuz etkilendi Almanya'da. Ekonomi orada da küçülüyor. İşsizlik belli oranda artıyordur. Ne gibi önlemler konuşuluyor? Yani sokakta ekonomiye ilişkin senin gözlemlerin neler? Açılan işletmeler mesela eski yoğunluğunu yaşayabiliyor mu?
En son sorudan başlayalım. Aslında yani işletmeler açıldı, restoranlar açıldı, oteller kademeli olarak açılmaya başlandı ancak ilk adımda, ilk bir ayda, iki ayda, üç ayda eski günlere dönülmesi beklenmiyor. Çünkü doğal olarak insanlardaki dün bir anket vardı. Almanların neredeyse yarısından fazlası Almanya dışında tatil yapmayı planlamıyor şeklinde bir yorum vardı. Anket sonucu vardı. Dolayısıyla hani baktığımızda geçmiş günlerin yani Mart ayından önceki günlere dönmek hemen kolay olmayacak. Restoranlara ben dün haber için dışarı çıktığımda baktığımda restoranların açık alanlarında bulunan müşteri sayılarının az olduğunu gözlemledim. Her ne kadar dışarıdaki insan popülasyonu biraz fazla ama restoranların açık alanlarında oturanların sayısının az olduğunu gördük. Dolayısıyla hani baktığımızda ilk etapta hemen Almanya'da ekonominin rayına oturması beklenmiyor ki. Pek çok sektör zaten hükümetten destek bekliyor. Öte yandan işte sınırların açılması, seyahatlerin başlaması, otellerin açılması, restoranların açılması ilk başta 5 Haziran'a kadar veya 15 Haziran'a kadar bu sürecin gözlenmesini belki de beklemek daha doğru olacak. Ancak dediğim gibi pek çok sektör hükümetten yardım paketi bekliyor, yardım talep ediyor. Bu anlamda hükümetin de sen de söyledin gerek Avrupa Birliği ülkeleriyle gerekse eyalet yönetimleriyle yaptıkları görüşmelerde baktığımızda ekonominin kalkınma anlamında devletten büyük destek beklediklerini söyleyelim. Devletin desteği olmadan en azından şu aşamada bunun biraz zor geçişte bir zorluk olacağını, geçiş sürecinin zorlanacağını söyleyebiliriz ki kısa süre önce Lufthansa'nın bir açıklaması vardı. 9 milyar avroluk bir destek paketiyle hükümetin %20'lik bir hissesini alacağı, ortak olacağı açıklandı. O görüşmelerin sona yaklaştığı açıklandı. Dolayısıyla Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa bile 9 milyar avroluk bir kurtarma paketiyle yardım talep ediyor ya da desteklenecek. Dolayısıyla Almanya'daki ekonomik tablo belki de bu örnekten daha iyi anlaşılabilir. Evet, Lufthansa bile dedin, gerçekten önemli bir örnekti. Dünyanın, Avrupa'nın en güçlü ekonomilerinden Avrupa'da, Almanya'da pek çok sektör hükümetten, devletten destek bekliyor. Bu süreçte sevgili seyirciler, İlhan Atasoy'dan aldık bilgileri. Almanya'da tablo böyleydi. Şimdi Azerbaycan'a gidelim. Bakü'de bizi Fatih Avanos bekliyor. Fatih, şimdi İtalya ile konuştuk, Almanya ile konuştuk. Artık salgın pek çok ülkede, en azından bu coğrafyada kontrol altına alınmış durumda. Şimdi hem yeni normali konuşuyoruz, gündelik hayatımızda çok şey değişti çünkü bundan sonra da değişecek gibi gözüküyor. Hem de ekonomiyi konuşuyoruz. Azerbaycan bu süreci nasıl atlatıyor? Yani petrol fiyatlarının düştüğünü biliyoruz. Muhakkak Azerbaycan ekonomisi de etkilenmiştir. Yeni önlemler devrededir. Halkın yeni normali ne? Bu süreçte onlar da yumuşak bir şekilde o döneme adapte oluyorlar. Bize biraz anlatır mısın Azerbaycan'a bakıyor? Tabii ki. Öncelikle şunu ifade edelim. Tabii Azerbaycan'da Türkiye'den önce başlamıştı bu küresel salgın. İlk daha erken görülmüştü. Mart ayının, Şubat ayının sonlarında görülmüştü. Ve Azerbaycan'da o zirve noktası dedikleri nokta aslında 11 Nisan'da görülmüştü. Ve ardından kademeli olarak düşüş başlamıştı. Ancak şunu ifade etmemiz gerekiyor. Nisan ayı sonunda, Mayıs ayı başında eğer ikinci bir dalga deniyorsa bunun adına, Azerbaycan'da şu an aslında ikinci bir dalga yaşanıyor. Çünkü Nisan ayında gördüğümüz rakamların üzerine çıkmış durumda Azerbaycan'da ve Nisan ayı sonunda 400'e kadar inen hasta sayısı bugün itibariyle binlerin üzerine çıktı. Bunu da konuşmamız lazım aslında Coşkun Özen. Siz hep ifade ediyordunuz, geçtiğimiz yayınlarda da söylediniz. Vatandaşlarda maske takmayanları görüyorum Fatih demiştiniz. İşte belki de bu alınan önlemlere rağmen bir rehavet oluştuğu kanısı oluştuysa eğer, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de sürekli bunun altını çiziyor. Eğer bir rehavet olursa bıraktığımız o sıkı karantina rejimlerini geri döneceklerini ifade etmişti. Şu an itibariyle de Azerbaycan'da günlük vaka sayıları 9 Mayıs'ta, ki biz 11 Nisan'ı zirve diye düşünüyorduk, 9 Mayıs'ta 145-150'lere vardı ve şu anda son 4 güne bakıyorum. Dün 113'tü, ondan önceki gün 131'di, önceki gün 113'tü, bir önceki gün 136'ydı. Dalgalı bir şekilde ve hep 3 basamaklı sayılar şeklinde yeni vaka sayıları geliyor. Sağlığına kavuşanların sayısına baktığımızda da yeni vakaların altında kalıyor. Böyle olunca da Azerbaycan'da şu an için mevcut hasta sayısının arttığını söyleyebiliriz.
hangi tedbirleri alıyor? Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla aynı İstanbul'da Yeşilköy'de yapılan hastaneler gibi modüler hastaneler kurulması için bir önlem alındı. 10 tane modüler hastane ve 8 büyük şehire, 2 tanesi başkent Bakü'ye, geri kalan 8 şehirde, 7 şehirde yine 8 tane hastane, toplam 10 modüler hastane için talimat verildi. Bunlar yapılıyor ve sonbahara kadar da yetiştirilmesi planlanıyor. Diğer taraftan bu rakamlar bu şekilde geldiği için bayramda yine ibadethaneler kapalı olacak. Kesinlikle kitlesel etkinlikler, konserler, yine hiçbir şekilde sinemalar açılmıyor Azerbaycan'da ve gözlemleniyor, takip ediliyor. Uçuşlar da henüz başlamadı ve Türkiye'de 12 Haziran'da başlayacak. Belki Tiflis'e ilk başta uçuşlar olacak ama Azerbaycan'a ilk etapta uçuşlar Türk Hava Yolları tarafından da öngörülmüyor. Azal da aynı şekilde Türkiye'yi öngörmüyor ve durum kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tabii bir taraftan da sizin de ifade ettiğiniz gibi sosyolojik bir etkisi var. Azerbaycanlılar tabii ki petrole dayalı, %90'a yakın petrole dayalı bir ekonomi. Tam da bu dönemde petrol fiyatlarının dünya çapında düşmesiyle birlikte Azerbaycan gibi petrolden dayalı, gelire dayalı ülkelerde ikinci bir darbe oldu aslında. Bir diğer taraftan küresel salgın dolayısıyla bütün işletmeler kapatıldı, sınırlar kapatıldı, ticaretlerde büyük bir yara alındığını söyleyebiliriz. Bu da insanların hayatını olumsuz etkiledi. Azerbaycan devleti bir fon oluşturdu, yardım fondu. Burada yardım topladı. Hem büyük kurumlardan, bakanlıklardan, hem de kendi vatandaşlarından. Diğer taraftan da yine işsizler vardı Azerbaycan'da. 600 bine yakın işsize devlet yardımda bulundu. Bir defaya mahsus. Nisan ayında yaptı bu yardımı, Mayıs ayında yaptı. Haziran ayında da ihtiyaç olursa, evet, yine bu yardımları yapacak. 200 manata yakın, yani toplamda Türk parası 800 liraya yakın. Bu yardımlar da devam ediyor. Bir son o zaman gündemde bir de şunu da ifade edelim. Azerbaycan Milli Meclisi'nde şu sıralar Türkiye'yi de ilgilendiren 4 önemli başlık görüşülüyor alt komisyonda. Ne bu başlıklar? Tercihli ticaret anlaşması, vizesiz seyahatin 30 günden 90 güne çıkarılması, iki ülke güvenlik anlaşmaları ve yine iki ülke arasında askeri, mali anlaşmaları kapsayan 4 madde görüşülüyor. Alt komisyonda görüşüldükten sonra genel kurul gündemine gelecek ve ardından da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayına sunulacağını söyleyelim. Başkent Bakü'de gündem bu şekilde, söz elinden size bırakalım. Önemli bir bilgi verdin Fatih. Azerbaycan ikinci dalgayı yaşıyor dedin. Biz seninle yeni normali konuşmak için aslında bu bağlantıyı düşündük, planladık ama çok önemliydi. Yarın konuşmaya devam edelim o ikinci dalgayı. Çok teşekkürler Bakü'den aktardıkların için. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da önemli bir açılış var demiştik. Başakşehir Çam ve Sakur Hastanesi'nin açılışında konuşuyor. Şimdi oraya gidelim. Gerçekten Türk-Japon işbirliğinin de aynı zamanda dayanışmasının bir ifadesidir. 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alanıyla bu hastane şimdiden dünyanın sayılı hastaneleri arasına girmiştir. Çevre ve enerji dostu olan hastanemiz kamu özel ortaklığının en güzel örneklerinden biridir. 456'sı yoğun bakım olmak üzere toplam 2682 yatağı, 725 poliklinik odası ve 90 ameliyathane masası ile bu eser bilhassa COVID-19 salgınıyla mücadelemizde kritik bir rol oynayacaktır. Toplam 107 branşta hizmet verecek olan hastanemizde tam kapasiteye ulaşıldığında günlük 35 bin ayaktan hasta alınmasını ve 500 özellikli ameliyat yapılmasını planlıyoruz. 8134 araçlık otoparkının yanı sıra 3 helikopter pisti de olan hastanemiz, milletimizle beraber İstanbul Havalimanı'na yakınlığı ile yabancı misafirlerimize de hizmet verecektir. Bu şu demektir. Yani artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir. Bunun özellikle başatı Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'dir. Öbür tarafta yine Yeşilköy'de hemen pistin yanında malum
Profesör Doktor rahmetli Murat Dilmener Hastanesi'dir. Başakşehir Çam ve Sakur Hastanesi bugün açılıyor sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da uzunca bir aradan sonra ilk kez toplu açılış törenine, bu açılış törenine katıldı. O konuşmadan bir bölümü getirdik ekranlarınıza. Şimdi Kazakistan'a gideceğiz Nur Sultan'a. Kazakistan'ın yeni normalini konuşacağız kiminle? Güzel Zaytova ile bizi bekliyor Nur Sultan'da. Güzel, şimdi her gün rakamları bize aktarıyorsun, vakaları aktarıyorsun, iyileşen sayısını, hastalanan sayısını. Ama şunu konuşalım istiyoruz bugün seninle. Kazakistan'da bu süreçte neler değişti? Günlük hayata ilişkin Kazakistan'ın yeni normali ne oldu? Bundan sonrasına ilişkin neler değişecek, neler öngörülüyor? Senden alalım ayrıntıları. Evet Coşkun Özen, Kazakistan'da normal hayata geçiş için adımlar atılmaya devam ediyor. Son adımlar atılıyor hatta diyebiliriz. Biliyorsunuz koronavirüsten dolayı ülkede ilan edilen o hal 11 Mayıs'ta sona ermişti. Ancak karantina tedbirleri devam ediyordu ve karantina tedbirleri kademeli olarak adım adım gevşetilmeye devam ediyor. İlk etapta küçük işletmelerin faaliyetlerine izin verilmişti. Daha sonra parklar, yürüyüş meydanları, spor merkezleri, kültür merkezleri açılmıştı. Ve son olarak dün alışveriş merkezleri açıldı. Ancak alışveriş merkezlerinde bulunan sinema salonları ve kafeterya bölümleri bir müddet daha kapalı kalmaya devam edecek. Ancak alışveriş merkezlerinin dışında bulunan restoran ve kafelerde hizmete açıldı. Bunların yanı sıra Coşkun Özen camiler de açıldı. Artık insanların öğlen ve ikindi namazlarını bireysel olarak kılma imkanına kavuştular. İnsanlar camiler sabah 7'den akşam 8'e kadar açık kalıyor yerel saatle. Ve kamu kurumları da yerinde hizmet vermeye başladı. Ülkenin her tarafına, neredeyse her şehrine uçak seferleri başladı. Tren seferleri ise 1 Haziran'dan itibaren başlayacak. Coşkun Özen, yani kısaca şunu ifade edebiliriz. Artık karantina tedbirleri gevşetiliyor ve insanlar koronavirüsle birlikte yaşamaya, alışmaya çalıştıklarını ifade edebiliriz. Son olarak ülkedeki vaka sayısını da aktaralım. Bugün itibariyle enfekte olan kişi sayısı 7.234'e yükseldi. 3.777 hasta iyileşti. 35 kişi hayatını kaybetti. Coşkun Özen. Güzel Zaytova'dan aldık Kazakistan'daki son duruma ilişkin bilgileri. Evet, şimdiki durağımızsa Özbekistan sevgili seyirciler, Taşkent'e gideceğiz şimdi. Mehmet Can Polat'la konuşacağız. Hem ülkedeki son durumu hem de sokaklarda salgın sonrası neler yaşanıyor? Halkın yeni normali ne oldu? Özbekistan bu süreçte yeni hangi tedbirleri hayata geçirdi? Bundan sonrasına ilişkin, çalışma hayatına ilişkin, eğitime ilişkin ne gibi yeni düzenlemeler, ne gibi yeni farklılıklar olacak gündelik hayatta, onları alalım senden. Evet Coşkun Özen, Orta Asya'da hem Özbekistan'da hem Kırgızistan'da charter seferlerden ülkelerine getirilen vatandaşların testlerinin bazılarının pozitif çıkmasıyla beraber bu iki ülkede de bir miktar vaka sayısında artış yaşandığını belirtebiliriz. Özbekistan'da vaka sayısı 70 kişinin eklenmesiyle son 24 saatte 2950 oldu. 2312 kişinin iyileştiği salgında da 13 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar ülke genelinde 513 bin test yapılırken bu 48 bin vatandaşın da zorunlu karantina uygulamasının yapıldığını belirtebiliriz. Özbekistan'da Koronavirüsle Mücadele Komisyonu sürecini çok iyi ve titizlikle yürüttüğünü belirtebiliriz. Aslında Kırgızistan için de yine aynı şey geçerli. Bölgeler renklere ayrılmıştır, renk kategorilerine. İşte kırmızı, yeşil ve sarı renkteki bölgelerde normal yaşama kademeli geçişle ilgili olarak oldukça titizlikle bir çalışmanın yürüttüğünü belirtebiliriz. Koronavirüsle Mücadele Komisyonu başkent Taşkent sarı kategoride ve burada günlük yaşam sınırlı ölçüde esnetildiğini belirtebiliriz. İnsanlar
günün belli saatlerinde dışarı çıkabiliyor, alışverişlerini yapabiliyorlar ve yine trafiğe belirli saatlerde araçların çıkışlarına izin verilebiliyor. Yine insanlar burada eczanelere, marketlere giderken oldukça titiz davranıyor. Hem maske takarak hem de sosyal mesafeyi kurarak salgının yayılmasına engel olduklarını belirtebiliriz. Kırmızı kategoride olan yerler, bölgeler de var. Burada karantina uygulamalarının aynı şekilde uygulandığını belirtelim. Eğitimle ilgili olarak da yine sağlık, burada yetkililerin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları vardı. Bu yıl itibariyle eğitimin tamamen online yapılacağını ve Eylül ayından sonra yine normal eğitime geçişle ilgili olarak da çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Turizmle ilgili bir gelişme vardı. Bu güvenli turizm sertifikası ile ilgili olarak bir birim oluşturuldu. İşte bu birim turistik yerleri gezerek güvenli turizmle ilgili olarak sertifika programlarına başladığını söyleyebiliriz. Kırgızistan'da da vaka sayısı 43 kişinin eklenmesiyle 43 kişi 1313'e yükseldi. Burada da 929 kişi iyileşirken 14 kişi hayatını kaybetti. Burada da 270 doktor bugüne kadar salgına testleri pozitif çıktı, ancak 233 iyileşerek yeniden görevlerine döndü. Orta Asya'da bir dayanışma ruhu da olduğunu söyleyebiliriz. Özbekistan'dan Kırgızistan'a ikinci yardım, insani yardım malzemeleri taşıyan konvoyun ulaştığını belirtip sözü size bırakalım. Evet, Özbekistan Kırgızistan'a yardım etti. Bu süreçte Orta Asya'da bir dayanışma ruhu var, devam ediyor dedi. Taşkent'ten bize Mehmet Can Polat. Sevgili seyirciler, işte bu bağlantıyla birlikte bugün de Avrasya gündeminin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Hoşçakalın.